Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Üçüncü lema, bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. Bu lemaya his ve zevk. Demek ki aşağıdan bu. Yani dima mertebesinden konuşmuyor. Aşağıdan konuşuyor. Vicdanın içinde ne vardı soğan kabuğu gibi yaparsak? Endişten, vicdanda. Zihin. His. Zihin. İrade. İrade. Zihin. His. His. Bunlar bilmek lazım. Yerini karıştırıyoruz. He? Yerini karıştırıyoruz. Karıştırmayacağım. Öyle. Evi karıştırıyor musun başkasının, Alman'ın evine gidiyor musun? Yok. Bunlar kesin biliniyor. Akılla kalp karışmayacak. Dimağın mertebesi de, şimdi bir şey başınıza geldi. Dimağın neresinden geldi nasıl bileceksin? Karışırsa hayatın karışık olur. Üçüncü sınıfa gireceğin yere, birinci sınıfa girersen inersin aşağıya. Üçe gireceğine, beşe çıkarsan gene atarlar seni aşağıya. Öyle mi atıp alırlar sana? 3-5'i biliyor diye. Karıştırmayacağım. Bu artık teknik şey. Bunlar oturması lazım. Bedeli ağır da ondan. Yani bir bilgi değil bu. Yani siz eski bilmeniz gerekiyor da onun için diyorum. Yani bu bilgi değil. Bir şey anlamak için de değil bu. Başına gelecek hadiseleri ne olduğu tanımak ve tanımlamak. Onun için şart. Zaten Risale-i Nur talebelerinin ekseriyeti mutlakasının sorunu budur. Okuyor. Üçüncü lema ne anlatır bilir. Ama kullanamaz hayatında. Mesela lemaatta diman meratibinden bahseder. Okur. Ama hayatta hiçbir işine yaramaz. Bilmiyor kullanmayı. Çok acayip bir şey biliyor musun? Çok vahim ve çok kötü bir şey. Yani bilmemen mümkün değil, biliyorsun. Ama hiçbir menfaatin olmuyor. Bir kullanamıyoruz. Garajda araba var, ihtiyacın da var, hastaneye gideceksin. Fakat kullanamıyoruz. Param var, iştahın yok. Yemek hiçbir şey yaramıyor gibi ya. Yani. Onun için bazı şeyleri bilmek lazım. Hele bu dimağla, vicdanla alakalı şeyleri bilmek lazım. Bu lemaya bir derece his, his deyince nereye indik hemen? Vicdana, vicdan, diş çapından, içeri doğru gidersek diş tarafından, irade, zihin, his. Hah, oradan konuşacak şimdi. İlginç değil mi? Evet, oradan hitap edecek şimdi. Bir oraya çıkabilirsek, yani o mertebeye veya yakın olursak bu sesi duyarız. Başka bir tane kural söyleyeyim. Mesela diyor ki, Kadir-i Rahim veya öyle başlıyor paragraf veya Cenab-ı Hak. Nasıl başlıyorsa o ismin açılımı olacak demektir. Paragraf o açılım olacak. Zat-ı Akdest. Zat-ı Akdest diyor. Kadir-i Zülcelal, Kadir-i Rahim. Burada öyle. Yani his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın dusturlarını, bak, aklın dusturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve murat etmediklerinden, yani fikir yoldu. Fikir yoluyla. Fikir netice değildir. Yöntemdir. Yoldur. Fikir yoluyla diyor. Akıl alettir. His ise neticedir. Zevk ise neticedir. Akıl alet olunca
O zaman kullanmayı bilirsen dünyan cennet olur. Kullanmayı bilmezsen dünya olur cehennem. Yaşamak sana zevk vermez artık. Yaşamak da yaşamamak, intihar etmek eşit olur. Temelde sorun dimağın meratibini ve bu meratipten bir tanesi olan taakkulu kullanamamaktan. Ben şu anda bir dini vaazda yapmıyorum, ha dini vaazda değil. Dikkat ederseniz teknik bilgi ama klinik konuşması da değil. Sistemin çalışmasından bahsediyor. Şu konuşma. Klinik konuşması da değil. Ben bunu psikiyatristlere ve psikologlara da böyle ders yapıyoruz. Yani bu bazı ders derken Bediüzzaman ne demiş? Onlar kafaya akıl demiş. Bir. O bizim saymış olduğumuz detaylar aklın içerisindeki şube. Akıl esas almış. Ben olan ben bu. Çünkü psikiyatri ve psikologların okudukları temel kitaplarda daha çok gavurların tezleri, konuşmaları, kitapları ölçü alındığı için ona göre çözüm üretiyor. Çözüm de bu işte. Çözüm de bu. Çözümsüz ya. Yani. Akla ben diyor. Bediüzzaman Hazretleri akla alet diyor. Demek ki fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve murat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanları ile tartılmamalı. Mantık, dimağın yedi mertebesi var. Diş, tabaka, tahayyül. Gir içeriye, tasavvur. Gir içeriye, taakkul. Bunun içerisinde bir yapı. 12 tane herhalde sistemi var. Mantık. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü şeyin halikun illa vecehu lehül mülkü ve ileyi turcaun. Ayetinin mealini ifade eden ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Yani bir dini vaaz değil de insanın bu dünyadaki yaşantısını rahatlatan, yorumlayan, izah eden, boşluğunu dolduran bir mevzu burası. Din zaten hayatın hayatı. Din hayatın hayatı, hayatın yorumlaması. Zaten kainat ve yaşantı insanın açılımı, ona mutabakat sağlaması. Sıkıntı, kainattaki yazılım sistemine, kainatın işletim sistemine ters düşme nispetinde insan hissediyor. O da sıkıntı, panik, panik atak, depresyon gibi şeyler işte bunlardan kaynaklanıyor. Bu ayetin meali. Ayetinin mealini ifade eden ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki yani aynı şey ama zahirde hiçbir farklılık yok. İfadede farklılık var. Ya baki entel baki değiştiriyor. Şöyle okusan olmuyor. Ya baki entel baki aynı üslupla söyledin mi? Olmuyor. Bir tanesi nidadır. Ya Cemilü ya Allah, ya Karibun ya Allah, ya nidadır. Ey. Tamam. Ötekisi ise nida değil, hitaptır. Ene, ente, huve. Yani ben, sen, ente diye şey yapın. Birincisi nida, ikincisi hitap.
Birincisi hakikat, ikincisi o hakikatin karşılığındaki istimdat istemek. Yani gelecek zaten. Ondandır ki Nakşilerin rüyasından bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatme-i mahsus yapıp muhtasar bir hatme-i Nakşiye hükmünde tutuyorlar. Yani Nakşi tarikatında bu esas olmuş zikirlerde. Ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki diye bu esas tutmuşlar. Madem o azim ayetin, hani tarikatta da şey olmuş değil ha, böyle rastgele kullanılmamış. Ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki. Her söyleniş, o 33 tanesi de hepsi farklı manadır. İfade ederken farklılık var. Bunu şeyde anlatıyor, daha genişi. 25. sözde. 66 yapıyor abi, 33 yapmıyor ki. Ha işte yani, ama ikisi bir sayılıyor. İkisi bir sayılıyor. Evet. Ama atmadı. İnna ateyna var ya Levat'ta, o da aynısı böyle. O da her bir tanesi 33 tane oluyor. Abi sanki faniler bakiye geçiyormuş gibi. Yani tabii o sayılıyor, baki olanı arıyor, ona hitap ediyor, onu istiyor gibi. Şey evet. Bir tanesi o. Madem tabii bunu bilmesen tekrar zannediyorsun. Madem o ayetin, şey diyeyim, dayanamayacağım, orayı da söyleyeyim parça. Subhanallah diyorsun. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Mesela 33 tane hepsi aynıdır. İlk önce bildiğimiz şeyden misal vereyim, sonra gel, araba muavinlik yapıyorsun. Gel, gel, gel. Hepsi aynı ama bir tanesi, gel de kardeşim niye güvenmiyorsun bana, ben sana gel diyorum yani. İlk önce normal adam gibi gel diyorum. Gel. Gene gitere de diyor. Gel kızmak. Gel hiddet. Bunu Hulasatul Hulasa'da La ilahe illallah diye başlıyor ya. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ondan sonra devam ediyor, devam ediyor. Mesela yıldızların sistemine bakıyor. Fikir yoluyla zihin orayı tanımlıyor. Kehkeşan, Manzume-i Şemsiye birbirine girmiş. Ustad söylediklerini söylüyor. Birbirine çaptırmadan gezdiren, birbirine vurmadan vesaire, sistem bozulmadan gezdiren. Tamam. Böyle bir sistemi böyle tefekkür ediyor. Bu sistemi, kusursuz bu sistemi kim yapması lazım? Kusursuz bir zatın işi olması lazım. O zaman o sistemi alemine taşıyor. Aleminden ona hitap ediyor. Subhanallah. Bu subhanallah, bu sistemin dişe vuruşu. Hitaba dönmüş hali. İniyor aşağıya, dağları görüyor. Dağların direk gibi olması, dünyanın dengesini koruması, havayı taraması. Yani dağlardaki harikalık, mükemmellik, tasarım, hesaplama, geometri, matematik. Yani sistemi, sistem içindeki vazifesi, işlevine bakıyor, tefekkür ediyor, hayret ediyor böyle. Bu kadar hassas bir nizam, mükemmel bir intizam, tamam mı? Bu sistem içinde yerleştirilmesi, tefekkür ediyor dağları, dişa hitap olarak gösteriyor. Subhanallah. Bu subhanallah o dağların ifadesi. Ötekisi yıldızların ifadesi. Anlıyor musun İsmail? Sonra denizlere iniyor Ayet-i Kübra işte. 33 mertebe var ya, her bir mertebede bir subhanallah o alemin ifade etmiş olduğu mana insanda karşılık buluyor. Karşılık bulan, insanda karşılık bulan mana hitaba dönüştürüyor. Subhanallah diyor. Hazmediyor, sokuyor tefekkürle. Denizleri sokuyor. Hayret ediyor.
Torp mermisinde 70 defa suratlı, yani saatte 108 bin kilometre güneşin etrafında dönerken dünya yuvarlak, 1/4'ü su, dağılmıyor, istila etmiyor, dökülmüyor. 100 bin içerisinde alem var hayvan. Bu kadar mükemmel, ha? Bunu tefekkür ediyor. Allah Allah. Fesubhanallah. Patlayacak da yani. Şimdi daha volkan yok. Mama patladı dünyanın merkezi. Ne yapacak? Dünya paramparça olur. Bu sefer volkanla fışkırıyor. Pişş. Şimdi bu denizleri şey yaptı, tefekkür etti. Hitaba dönüştürmesen patlar bu. Ruhun imal ettiği, jeneratörün imal ettiği enerji patlatır. Subhanallah deyince nefes alıyor. Yoksa patlar kesinlikle. Hitap olmasa haşa, ancak Allah dayanır. Enerjiyi yüklediğin patlatır onu. Menfi veya müsbet. Sıkıntı patlattığı gibi. Şevk, zevk, surur, muhabbet bilmem ne patlatır onu. Mutlaka hitaba dönüştürmen lazım onu. Eyleme dönüştürmen lazım. Eylem de nefes almak gibidir. Namaz, oruç gibi. Yoksa patlar yani. Garip bakma bile. Çok tuhaf değil mi? Eyleme dönüştürmesen patlar kardeş. Abi eyleme dönüştürme, hiç patlamıyor. Demek enerji yok ki patlasın. Bu tefekkür oluyor değil mi o zaman? Evet. Risale Nur bambaşka ya. Vallahi bambaşka, tuhaf bir şey ya. Ne oldum ben de anlamış değilim. Mübalağa etmiyorum. Vallahi anlamış değilim. Yemin ederim bir garip bir şey ya. Kelime oluyor pencere. Vallahi böyle bir bakmaya biraz muvaffak oluyorum. Başım dönüyor ya. Başım dönüyor. O dünyevi bir şeyle meşgul olayım ki unutayım. Bak, hepsi pencere. Ben bu mana biliyordum. Hiçbirisi mana değil. Bu tarafta mana gibi gözüküyor. Vallahi değil yani. Böyle yaklaştıkça böyle pencereye var ya, böyle pencere ışık geliyor zannediyorsun. Işık için zannedilmiş. Kafayı soktum, hiç ışıkla alakası yok. Meğer bakmak içinmiş. Kafayı pencereye soktun ya. Buradan bakarsan ışık içindir. Kafayı sok, bakmak için. Birisi girmek için, birisi çıkmak içinmiş meğer. Abi biz böyle tesbih çeksek tesbihat bitmez. Ustad her sabah namazından sonra yatmazmış. Bastığı zaman bu şey yapıyor. Yok ya, bu 29. lamada da var. Cevşenül Kebir var ya, orada hulasatul hulasa var. Bu işte la ilahe illallah kekeşanı şey yapıyor. Tasvir ediyor. Sonra subhanallah la ilahe illallah dünyayı şey yapıyor. Sonra subhanallah ile de hitaba dönüştürüyor. Denizlere bakıyor. La ilahe illallah. Sonu da subhanallah. Acayip bir şey ya. Tuhaf bir şey. İmal ediyor. Jeneratör vallahi ya. Adeta tefekkürle malzeme alıyorsun. Benzin koyuyorsun. İşliyor ya. Gur. Bir böyle bir makine yapmak istiyorum yani. Böyle çizim. Her tarafta tahayyül nasıl çalışır, tasavvur nasıl çalışır, zihin nasıl çalışır, vicdan nasıl çalışır. Hepsine ayrı bir ses bulsam. Böyle bir cihaz yapmak istiyorum. Gor 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 böyle bir acayip bir cihaz. Ustad makine insanı ediyor. İnsanı makine diyor yani. Acayip. Neyse, gidince göreceğiz. Ama iş işten geçmiş olacak tabii. Burada bunları duymak lazım. Birisi bakmak, birisi çıkmak derken çıkmak, çıkan. Bülent. Şu odun, geçen misal verdi, kabul et. Kirbiti yak, yandı. Yandı değil mi? Başka mı nasıl? Ben bunu yanmak olarak anlamıyorum. İçerisinde bulunan nur ve nar, duman, nur, nar, duman. Nar, ısı. Nur, nur, duman, malum. Ben burada hapsedilmiş, kirbit denilen bir aletle odunda yol açıp hapiste olanların dışarı çıkışındaki şeftir diye görüyorum. Yangın olarak görmüyor. Bak nasıl baktın, gördün mü? Çıkmak işte. Meğer
O burada bu taraftan bakarken odun yanıyor. Öteden bakınca hapsolan nur dışarıya çıkmanın zevkini yaşıyor. Hiç ciddiye bildi. Dışarı çıkıyor. Allah. Bak ne kadar değişik. Hiç düşündünüz mü? Odun yanmıyor. Hapiste olanları deliyoruz şeyle, odunu. Hapisteki çıkıyor. O da böyle buraya, bu taraftan bakarsan dünyadasın. Böyle bakabilirsen oradan burayı yorumluyorsun. Keyif orada işte. Odun yanmıyor. Hapistekileri kurtarıyor. Ama bir yerde demeyesiniz. Kafayı oynattı derler. Doğru Bakırköy'e götürürler. Orman yakalar abi. He, orman yakalar ya. Burada öyle gözüküyor. Ama o, mesela burada oturuyor gözüküyorsunuz. Hepimiz öyle. Acaba ben böyle otururken Allah aşkına orada nasıl gözüküyorum? Bilmiyorum. Birinci nükte, birinci defa ya baki entel baki, bak neymiş? Ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki. Neymiş? Bir ameliyat-ı cerrahi hükmünde, ameliyat-ı cerrahi, cerrahi bir ameliyat. Neyi? Kalbi masivadan tecrid ediyor, kesiyor. Kalbi Allah'ın dışında her şeyle alakasını biz kurmuştuk, kesiyor. Nasıl kurmuştuk? Allah aşkına ya bir bana Erdinç'ten bir kardeş gösterdi de düşündüğümü çok güzel simgeledi. Bir video var. Bebeğin doğumundan sonra yürüyene kadar safhalarında 16 dakikadır video. Kare kare almışlar. Yani resim değil. 10 saniye, 5 saniye. Bebek doğuyor. Doğdu. Dikkat edin bebeğe. Hep böyle tanımaya çalışıyor. Vuruyor, kırıyor falan. Yani bebeğin ayağa kalkmaya çalışıyor, şey yapamıyor, deniyor, vuruyor. Sen buna yaramaz diyorsun. Hayır. Denemek istiyor kasını. Vuruyor. Abi, bakayım ne olacak yani. İlk defa görüyor. Denemesi lazım. Ama anne baba buna ebeveyn şey yaramaz diyor benim çocuğum. Hayır Zeki deniyor şimdi. Yastık değil ki koyduğun yerde dursun. Yani eline bakıyor şey yapıyor ağzına sıkıyor kafanı sıkıyor. Ya gözüne sokuyor gözü kendisinin olduğunu bilmiyor ki. Yani kalkıyor böyle yapıyor ayağını şey yapıyor böyle şey yapıyor farkında mısınız böyle? Çıkarıyor dikkat edin bir de böyle bakın. Yani buraya gelmiş Allah Allah bu ninesi ya. Bu ayak varmış, göz varmış falan. Yabancı olduğu gözüküyor belli. Buraya yabancı. Bedene yabancı. Dünyaya değil, bedene, bedene. Bedene yabancı. Bakın her tarafını aldan ertene kırıyor. Gözünü söküyor, bilmem ne yapıyor. Ayağını şey yapıyor, atıyor. Yabancı olduğu belli yani. Dikkat edin ben 16 dakika bakıyorsun. Hakikaten yabancı, kesin. Tanımaya çalışıyor. Düşüyor, kalkıyor, şey yapıyor. Çok özür dilerim, affınıza sığınırım. Gaz kaçırıyor çocuk, ondan korkuyor. Neyin nesi bilmiyor ki. Ödü patladı yani. Vahim bir neticeyi söyleyeceğim size. Kendisinin buraya yabancı olduğunu, tanımaya kalktığını uğraşa uğraşa tanıdı. Ama kör olası cehalet o kadar alıştı, o kadar alıştı, o kadar alıştı ki bu yabancı olduğu sisteme, beden, elbisesine ben demeye başladı şimdi. Hepimiz ben diyoruz bu. Ben de neyi kastediyorsun? O kadar alıştık ki buna gömlek giye 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 bunu artık bu gömlek oldu deri. Kendinden farklı göremiyorsun. Ben olan ben ceset zannediyoruz. Anlıyor musun? Sonra din geliyor diyor ki o bebek halin Adem'dir. Adem Safiyullah, saf, arınmış. Ha, diyor ki, uğraşıyor. Bak bu, burayı tanımlamak içindi. Burada ruh işlevini yapması için bu beden kullanman lazım. Bu sana verilen bir aletti. Bak buradan çık. Tekrar asliyetine dön.
o dinde uğraşıyor işte. Biz de direniyoruz. Benim cesedim diyor. Belayı da sarıyor kafasına. Demek ki birinci cümle, ameliyat-ı cerrahi hükmünde kalbi, niçin söyledim? Kalbi masivadan, Allah'ın dışında her şeyden, yani ruha örtülen her şeyden tecrit ediyor, kesiyor. Kalbi kesiyor. Birinci cümle. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Var ya benim tasavvuf mesleğim yani. Tasavvuf. Bak şey Selahattin abi de zikire döndü gibi. Doğru mu? Çok keyiflidir. Yani çok acayip. Adam gavru oldu, gavruları neleri tespit etmiş. Kalbin ritimleri var ya atışı. Tık. Ona işte müzik yapmışlar, pop müziği. Kalbin atışlarına göre ona yakın uydurmaya çalışmışlar. Tık. Ama nabıza göre. Sisteme uyduruyorlar. Ne yaparsan o zaman fıtrat kabul ediyor. Düşünmüş müydün? Bir bakayım o zaman. Bakmasan tamam. Şöyle ki Allah Allah. Bunlardan da bahseden de çok yok yani. Ay o zaman birincisi bütün giydiği vücut mertebelerini mi çıkarttırıyor? Çıkarttırıyor. Giydirilen, ruha giydirilen. Hatta ben olan ben var ya ben. Ben. Ona giydirilen ruh, ona giydirilen hayat, ona giydirilen akıl, ona giydirilen beşeriyet, ona giydirilen nefis, ona giydirilen hazlar, zevkler, lezzetler, emeller, elemler, bir sürü nihayetsiz elbiselerden ya baki entel baki, ya baki entel baki, ya baki entel baki. Her bayağı baki entel baki de gömlek çıkarıyor. Tecerrüt yani sana böyle mi? Tecerrüt. Allah Allah. Tecrit dedi ya. Bak gidelim. Harika bir yer ya. Keyif yer ya. Biraz da kafa dengi böyle bir bununla biraz meşgul olmuş ehli tefekkür, enfusçiler olsa 3-5 kişi var ya. Onların içinde bu dersi yap. O da acayip bir şey yani. Aa ona tadına doyma. İşte keyif o. İsmit'e gideceksin. O dağda bir şey var, Nurçuların bir şey var. Ya orada, ya Rize'ye gideceksin vesaire. Koleme'de çayını da koyacaksın. Acayip bir şey. Ehli de olacak tabii. Lugat meselesi olmayacak. Artık zahiri kısmen aralamış olacak. Şöyle ki, hadi bakalım. Ne yapalım? Ahiret olacak. İnsan mahiyet-i camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Şuraya bak ya. Hayvan otla ve suyla alakadar. Başka bir şeysi var? Ah ulan ah şu uçağı binemedim diyor mu? Ulan şu arabaya Mercedes'i binemedim diyor mu? Sığır da sığır ya. Yani. Niçin sığır böyle demiyor? Sığır olduğu için. Ama çok tuhaftır. Sığır sığır olduğunu bilmiyor. Bilse kafayı yer. Şimdi sen düşün. Sığır olsan, bilsen, nasıl, neler hissederdin ya? İntihar ederdim. ot yani. Devam ediyor. Her gün ot. Yine de kebap. Her gün ot. Ne düşünce? Nutella yok mu? Nutella yok mu? Pomes yok mu? Allah Allah, pomes yok mu? Nutella yok mu? Allah Allah. Senin çöneri diyorlar değil mi? Nutella mı? Öyle diyorlar. Ama yani çok hakikaten ya bıkmıyor değil mi ot? Her gün ot. Vallahi. Ben hiç onu düşünmemiştim de. Ben... ya Allah ne kadar güzel bir şey ya. Çeşit çeşit model yapmış. Sığırlarda farklı yok ha. Bizim alim sığırımız var. Kafir, Hristiyan falan yok. Cahil falan. Psikolojisi bozuk sığır var mı? O da yok. Ama insan öyle değil ya. Hepimiz farklıyız. Acayip bir şey ya. Hitap ediyor Allah'a. Nazlanıyor. Kızıyor. Allah'ın icraatını sorguluyor. Acayip bir şey ya. Kafa tutuyor. İsyan ediyor. İsyanı var diyor. Tamam mı?
Abi bir tövbe yani. Ben de hani yani tasavvur ediyorum ya. Tahayyülü küfür küfür değil. Şöyle bakıyorum böyle. Allah şöyle bak. İsyanım var diyor beni yaratan falan. Adam şarkı yapıyor bunu. İsyan ediyorum diyor. Allah da bakıyor böyle. Allah. Yani ki tamam mı? Allah hakikaten başka bir şey ya. Anlamak için Allah olmak lazım ki o da mümkün değil tabii. Allah başka bir şey ya. Başka bir şey Allah. İnanır mısınız şu mevcudatta insan da başka bir şey. Bedensel haslardan, bedensel örtülerden, bedensel battaniyelerden ne kadar çıkarsak insan başka bir şey. İnsan hakikaten başka bir şey. Zahirde odun ama duman, nur, nar, ısı, ışık, dalga boyları, yedi renk, hulasası odun gibi gözüküyor. Keserle içini açın, hiçbir şey yok. Karanlık. Odun içinde ne var? Ama yakarsanız çıkar dışarıya. Yandım piştim var ya. İnsanı Risale-i Nur anlatacak. İnsan nedir? Acayip bir şey. Şuraya bak. İnsan mahiyeti camiyeti itibariyle mahiyeti camiyet yani Allah'ın dışında her şeyi içine almış itibariyle insan bütün kainatta yani içine aldığı her şeyle alakadardır. Yerin altındaki madenlerden, petroldan galaksilere kadar yedi kat semanın üzerinde olan cennet cehenneme kadar alaka ve irtibatı var ya. Ve devamlı, canlı. Her gün onunla beraber. Buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon, can sıkıntısı. Cehennemi aralanmış bir ruhun hissettiği şey. Buna kabz denilir. Her gün cehennemi yaşıyor. Surur, saadet, neşe, sevinç, bazd. Bu da cennetten haber veriyor. Onun hissetmemesi o alemlerle bağın olmadığı anlamına gelmiyor değil mi abi? Yok. İnsan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Dokuzuncu sözde şöyle diyor. İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Vay be. İnsan penceresinde, 33. pencerede aynı-i samet olmak kolay değil. Aynı-i samet ne biliyor musunuz? Tencereyi getir. Getirme de sahneler. Tencereyi getir tamam mı? 1001 ismi. Gazali'ye göre 4000. Ne olur at içine. 1001 ismi kainat. İnsanda var olup kainatta olmayan esma var. Tencereyi getir. 4000 taneyi at. Karıştır. Sonsuzdur da aslında. Bize bu kadar bildirilmiş. Allah'ın 4000 tanesi olmaz. Sonsuzdur. Şu kadar var ondan sonra yok. Olmaz. Ne olur karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. 4000 tane. Bunun adı insana koy aynı-i samet. Samet. Aynası. Esmanın bütünlüğünün sendeki karşılığı. Vay be. İnsanda noktayı mihrakiye. Hükmünde. Evet, bütün esmanın nokta-i mihrakiyesi. Vay be. İnsan ya, kaliteli bir şey ha. TSE değil. İnsanın şeyini TSE, Türk Standart Endüstrisi'nin koymuş olduğu kalite numarası değil bu. Hem insanın mahiyeti camiasında, insanın mahiyeti camiasında yani Allah'ın dışında ne hatırınıza geliyor ne duymuşsanız hepsini içine alması noktasında hadsiz bir istidadı muhabbet derci edilmiştir. Ona karşı arş-ı azam, lef-i mahfuz. Ana kroki çiziyorum size. Nur-u Muhammedi, Kabuk Hüseyin, arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş. Daire-i ilim, daire-i hayat. Arş, cennet, cehennem. Daire ilim, daire hayat, kürs, levh-i mahve ispat, yedi kat sema. Kabiri bile saymadım. Alem-i berzah saymadım. Hiç gözükmeyince kadar yeri yok yani bu alemler için hiç. Böyle alem-i şehadet. Bu bütün bu alemlere karşı insan
istidat, hadsiz bir istidadı muhabbet derci demiş. Hepsine karşı bir muhabbet istidadı var. Peki. Isındık değil mi biraz? Tamam İbrahim. Şimdi iyi bana bakın, şey yapın. Muhabbet vacibül vücudun hangi sistemin içinde? Muhabbet. Aferin Salih. 18 yaşında değil mi? Bak, derslere gele, kitap okuya ve değil. Bak görüyor musun? Şuunat-ı zatiye değil mi? Şuunat-ı zatiye. Peki merkezden dışarıya çık hadi bakayım. Şefkat-ı mukaddese. Muhabbet-i münezzehesi. Tamam, onlar o kadar desen yetiyor. Şefkat, muhabbet, şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Diş açık. 24. mektup. Burada ne koydu? Muhabbet. Şuunat-ı zatiyenin bize koyduğu nümine. Yani sıfatın arkasında bile. Esma, geç arkasına. Sıfat, geç arkasına şuunat. İşte insanın mahiyeti camiasına bir hadsiz istidad-ı muhabbet derc edilmiş. Esma'ya bile muhabbet ediyor. Sıfata ediyor. Cennet neymiş ki? İşte adam bunu fark edince, bunu fark eden bir ruhta cennet isteyene ver onu demiş, dettirmiş. Hani cennet dertlikten çıkmış. Cehennem endişesi yok yani. Cehennem endişesi, cennet sevdalılığı kalkıyor. Çünkü cennet ve cehennem celal ve cemal ülkesi. Sıfat. Muhabbet ise, şuunat tarafımız ise bunun arkası. Mesela soğan kabuğu gibi düşünelim. Veya üniversite diploması. İlkokul. Bloke eder ortaokul diploması. Onu bloke eder lise diploması. Onu bloke eder. Üniversite. Üniversite diploması olana ilkokul diploma var mı denilmez değil mi? Şimdi şuunat-ı zatiye sıfatı bloke etmiş. Daha cami. Kapsıyor. Şu mahiyet-i zatiye kapsar. Onun dibi şuunat-ı zatiye kapsar. Onun daha içi sıfat. Onun daha içi esma. O zaman şuunat-ı zatiyenin bize koyduğu bir numene var. Muhabbet. Onun için Risale-i Nur'un mesleğinde muhabbet esastır. Çünkü cennet lezzetinden üstündür. Muhabbet. Ama içerisinde Allah varsa mukaddes olur. Eğer Allah yoksa sufli olur, beşeriyet olur. Aşk-ı mecazi olur. Niçin söyledim bunu bak. İnsanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidat muhabbet derc edilmiştir. Yani niye anlatılıyor? Böyle bir sistem var. Fark et, tamam. Eğer diyor bu sistemi verene doğru yönlendirirsen, uyandırırsan, fark ettirirsen buna yön belirlersen, bu muhabbet seni cennetten üstün tabakalara taşır. Eğer sen bunu fark etmezsen, saldım çayra, Mevlam kayra, leylim leylim yaşarsan, dünyada rahat yüzü göremezsin. Her gördüğünü seversin, her gördüğüne alaka duyarsın. Perişan olur gideriz. Kalp perişan olur. Acayip bir şey ya. Yani bu dersler adeta fıtrata kıble koyuyor. Fıtratın kıblesi. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. İnsanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor insan. Allah Allah. Denizin dibindeki balıklardan, toprağın altındaki madenlerden, petrollere kadar, galaksilere kadar her şeyde bir alaka var. Bak ne dedi? Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Yani koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ahire sığırı koydun, dünyada haberi yok. Olmadığı için başka ahir istemiyor. Ulan bıktım ha ya. Hep bu ahirde kalacak mıyım ya? Diye isyan etmiyor. Ah ulan ah. Eski ahir nerede? Demiyor. Tabii üst kat çıkayım demiyor zaten. Üst kata. Bir zaten kafası çalışsa zaten ahire bizi sokar.
mukarebiyiz kendisi. Çünkü kullanılan ondaki teknoloji süttür, ettir falan, deridir. Öyle bir sistemimiz yok. Biraz kafası çalsa o küs seni eve bırakır mı? Ulan ben o küs mü? O küs sensin lan der. İn aşağıya. O güce karşı olur mu? Yani insan bütün mevcudatla bir alakadar hanesi gibi seviyor. Bütün mevcudatı. Filistin'le alakadar, Amerika'yla alakadar, Brezilya'yla alakadar, yedi katsemayla alakadar, cennetle alakadar. Ya bana ne ya cenneti, benim derdim ya, ne konuşuyorlarsa konuşsunlar ya adam. Cennetten bahsediyor. Bana ne ya, benimle ne alakası var der. Diyebilir mi insan? Herkes alakadar ediyor. Bak, koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Hane, kapı, pencere, mutfak olan bir çay yapayım. Ne oldu ya, bir silelim. Ne kadar alaka olur? Şöyle diyeyim, dershanenin duvarı yıkılsa hakikaten duvar yıkılmış. Alaka duymazsın. Evinde bir tane çizik olsa, Allah Allah kim çizdi ya, ne yapacağız onu ya? İsmail, İbrahim falan, tanıdığınız var mı ya, onu nasıl yapacağız ya falan, dert edinirsin. Evindeki çizik ha, dershanenin duvarı gitse adam umurunda olmaz. Aynı tip insanlar, aynı tip. Kendi küçük menfaatini şey yapar, devletin, milletin, alem İslam'ın bayrağının namusunu hiç kale almaz. Vatan mı batmış? Vatana mı zarar? Müslümanlara mı Kuvve-i Kudsiyesini yıkıyorum? Kendi menfaati esastır, gerisi hikayedir. Bunların himmetleri mide ve uşkurluktur. Hazreti Ali radıyallahu anh öyle diyor. Kimin himmeti midesi ise onun değeri mideden çıktığı kadardır diyor. Mideden ne çıkıyorsa tamam o işte. Hazreti Ali'nin sözü, o dedi de ismi ben koymuyorum şimdi. Kimin himmeti, kimin, Bediüzzaman'da diyor ki kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Kimin nimeti midesi ise onun değeri de çıktığı kadardır. Yani alakadar olduğu. Adam şimdi küçük bir dünyası var. Pergeli koymuş. Oradan bakıyor. Küçükler de orada olduğu için büyük resmi göremiyor. Vatan mı varmış? Alem-i İslam varmış. Galatasaray Fenerbahçe'ye tarafkirliğini bitirmiş. Statta, televizyon karşısına tarafkirliğini yok etmiş. Somali mi varmış? Efendim, şurası mı varmış? Hiç umurunda değil adamın. Niye değil? Tarafkirliğini zaten topraklama yapmış. İsrail'e kalmıyor ki. Adam arabasını düşünüyor ya. Türkiye şey mi olmuş ya? Batmış, ekonomisi bilmem ne olmuş. Bilmem ne yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyor, vatan satılıyor. Adam umurunda değil. Niye? O da kendi bir şeyi yani. Küçük dünyası, büyük penceresi o kadar ya. Sonra diyorsun Allah Allah nasıl olur? Ne Allah Allah işte yapısı bu. Sistem o kadar çalışıyor. Bazen art niyet olur, bazen ahmak olur. Küçük bir pencere. Alakadar olduğu şey cinsinden tavır ve konuşmaları olur. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor işte. Misal verdim. Dershanenin duvarı gitse, tamam duvar gitse, caminin duvarı gitse, ya hakikaten ya ne oldu ya falan, üşürüz ya, iyi olmadı falan. Ama çizik olsa evde, kapı, ya onu dert yaparız. Anlıyor musunuz? Alakaya bak ve eyleme dönüşmüş alaka. Koca dünya bir hanesi gibi seviyor. Ben niçin misal verdim? Ahiret varmış. Ahiret varmış. Varsa kim talep ediyorsa onun için var. Biz, ya kardeşim önü fizikseldir işte ya, öleceğiz enerjiyi, tamam bitecek canım, şimdi alacağız. O ne dedi bir şey, ata geçtik ya, adaya bizi denizden getirdi adam, Alman, 73 yaşında. Yani bu denizi götürüp götürmeyi Gott mu yapıyor? Gott böyle şeyler yapmaz dedi. Yani. Uğraşmaz. Ha, Gott böyle şeylerle uğraşmaz diyor. Gott böyle şeylerle uğraşır mı diyor. Niye ya işte, Gott bizi sevmiyor diyor. Doğa diyor. Belki de unutmasın abi, onun tanrısı onu sevmiyordur. Yani. İşte. Allah değil yani tanrıya. Evet. Ya ben ilk önce şey zannediyorum tabii, Almanların
tanrıları, Got'u inkar etmeleri çok eskide garbime giderdi. Şimdi gayet normal ve böyle olması lazım. Senin anladığın Allah olmadığı için inkar etmesi lazım. Gayet normal. Onun Got'a, yani senin Allah'a yüklediğin mana onun Got'a yüklemediği için onun Got'u inkar etmesi lazım ki Allah'ı bulsun. Got inkar edilmeli. Tanrı inkar edilmeli ki Allah'ı bulasın. La ilahe illallah olur ondan sonra. Ben eskide kadar meğer yüklediği mana ne, bak ne yüklüyor. Got yok, yapacağım böyle Got'la alakası yok dedi de. Öyle değil mi? Got mot yok diyor burada. Sence Got ne yapar dedik diye sorduk. He Got sence ne yapar? Ben de merak ediyorum diyor. Şey ben de merak ediyorum diyor. Tabii şey yaptığı yok diyor. Bir şey yaptığı yok. Şimdi bu deniz çekiliyor ya. Deniz çekiliyor da adaya. Adaya at arabasıyla gidiyoruz. Sonra deniz geliyor ki gemiler yüzüyor. Ya biz adaya geçerken o at, atçı. İşte ben de Got ne yapar peki sence dedik. Ben de merak ediyorum. Bir şey yapıyorum. Hiçbir şey yaptığı yok diyor. Ben ikinci vay be Allah'a nasıl diyor. Hayır Allah değil o. O onun küçük dünyasındaki yüklediği mana. Bildiği o Allah. He? Bildiği. Ya yani bildiği Allah kendi bildiği. Hani var bir Anadolu'da bir şey vardı eskide. Padişahlar şöyle bilirdi. Deprem niye oluyormuş biliyor musun? Makedonya'daki, Arnavutluk'taki Müslümanlar şöyle dermiş. Padişah, Osmanlı padişahı kızdı raiyetine. Akıllı olun lan. Sarayı böyle diyor tuttu. Böyle yaptığı zaman dünyada deprem oluyor. Deprem öyle biliyor. Şaka demiyorum ha. Kemal abi öyle anlatıyordu. Rahmet. Böyle aleminde. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Sevdiğine bak. Bahçesine verdiği ihtimam suluyor, buduyor. Muameleyi kimyeviye yapıyor. Ama cennete bu kadar yatırım yapmıyor. Bahçesine yaptığı kadar. Öyle ihtimam ediyor ki cennet gibi. Ama hakiki cennete hiç alaka duymuyor. Bak ne diyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Fırat'tan daima azap çekiyor. O kayboluyor, o bozuluyor, o ölüyor. Aa, dün birisini gömdük. Değil mi? Türkiye'ce meşhur zat. Gitti. O gidiyor, o hastalan, o kanser. Bir sürü insan var şu anda sırada. Hepimiz sıradayız da belli değil ya. Hep onlara falan diyoruz. Diyoruz niye öldü falan. Kanser de benimle alakası yok. Niye öldü? 60-70 yaşın. Benimle alakası gene yok. Yani mevcudat, halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Burada olanlarımız var ya, en kesin 50 sene sonra hiç kimse, 100 sene sonra en kesin hiç kimse olmayacak. Bu kesin. Ama öyle bir alakamız var ki sanki bekaya. Küçük küçük hesapların peşinde oluyoruz. Fırat'tan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti, yani alaka ettiği hanımına, çocuğuna vesairesine hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Yani onlar kayboluyor, bozuluyor, çözülüyor, istediği gibi çalışmıyor. Ne niyetlerle, ne hayallerle evlenmiştiniz. Bir bakıyorsun Allah Allah işte falan. Veya dünyaya gelmişiz, hayata bakmıştık, almaya gelmişiz. Ne niyetlerle? Hiç de öyle değilmiş yani. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, kalbinde istidadı muhabbet. Nasıl ama? Nihayetsiz, hadsiz. Hadsiz bir cemali baki malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. Yani bu muhabbet, hadsiz istidadı muhabbet, o zata, Allah'a yapılsın diye verilmiş. Yani onu sevesin diye. Muhabbet ona veresin diye şey yapılmış. Yani üniversite diplomasını elde edersen zaten ilkokul diploması senden kimse istemiyor. Allah'a muhabbet verdin mi? Bütün o masivaullah'ta, masivaullah dediğimiz şeye, muhabbet, yani Allah'ın dışındaki her şeye muhabbet etmenin toplamını bile sana vereceği lezzeti Allah'a verdiğin muhabbetteki lezzete denk gelmez. Çünkü bütün lezzet ve zevklerin kaynağı Allah'tır. Rahman ismidir. Rahman isminin 70 bin perdeden geçmiş hali. Şehvet budur. 70 bin perdeden geçmiş hali Rahman isminin şehvet.
Bir de azami derecesine mazhar olsan ne olur? Bu beden yanar. Ne garip ya. Kaynak o ha. Sen hadi bu şekerleme yapmış. Bu dünyada bir işlev olsun, sistem çalışsın. Tamam. Entegre olasın diye mevcudata, yoksa çalışamazsın. Küçük bir şekerleme vermiş. Onunla adeta aldanıyoruz. Lan o bir geçiş olması lazım. Kabloyla Keban barajından istifade etmek için evle Keban'dan geçen tele tele atıyorsun, küçük bir tel. Keban'ın imkanını istifade edesin diye. Ama sen tele muhabbet ediyorsun. O insan suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurun cezasını firakın azabıyla çekiyor. Yani mesela ölüm korkusu, kanser, tansiyon, şeker hep böyle şeyler sebebi vücuda yapılan ihtimamdan kaynaklanıyor. Haksız temellükten kaynaklanıyor. Ham var diye ham. 81 şualarda ham. Baş harfleri. H neydi? Haksız temellük. Güzel. A. Aynı dağılını bilmemek. M. Ham. M. Mefhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış bir ademdir diyor. Yani haksız temellük. Şu vücut senin değildi, benim dedin. Bu sefer ölüm korkusu tepene bindi işte. Bu ben dediğin için bu ceza sana veriliyor. Ben, buna ben diye baktığının bedelidir bu. Ya. Haksız temellük, enaniyetin vücudu ise haksız temellük 1, 2, aynı darlığını bilmemek, 3, mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. İşte arkadaşlar, kendine vücut rengini versen, tabii bu derslerle koparıyoruz. Biz hepimizde var vücuda ben demek, sahiplenmek, o nispetten bedene gelen arızalardan da endişe ediyoruz. Endişenin sebebi bu. Haksız temellük. Hakkın yok kardeşim benim demeye buna. Hakkın yok. Senin değil. Ne yapılmış? Altıncı söz okumuyor muyuz? Emaneten verilmiş. Çiftlik vardı ya. Niçin eyleme dönüştürmüyoruz bu dersi? Başta kendi nefsimden. Bu göz, kulak, akıl, kalp, ruh emaneten verilmiş. Senin değil. Ondan sonra dünyada çektiğimiz vallahi devri padişahın angaryasını çekiyoruz. Bizim işimiz değil ki. Bizim işimiz başka. Sultanın işi başka. Bunlar ne peki? Bu bir sürü şeyler yaptırıyor. Kazdırıyorsun. Vallahi devletin angaryası işte. Yani bizim işimiz değil. İşte bedene yüklediğimiz mana ben diyorsan, o zaman bedenin ölümüne, firakına da bozulmasına, çözülmesine endişe o nispetle edersin. Buna ben demesen emanet diye bakarsın. Tamam, emanetse emanet kardeşim, ne yapayım? Arabaya bindin diye arabanın böyle arıza yapması, parçası bozulması sana sıkıntı vermiyor ki. Ama fena fil araba olursan onun azabını sana yüklenirsin. İşte bu kusurdan, yani bu yanlıştan teberri edip, beri gelip, o fani mahbubattan kat'i alaka etmek. Yani bu yanlışın anla. Yani bu beden ve bedenin açılımı olan, bu bedenin açılımı, beden bir çekirdektir, açılımı dünyadır. Ruh bir çekirdektir, açılımı şecere-i hilkattır. Tamam. Ene ise bir çekirdektir, açılımı alemi lahuttur. Vacibul vücut alemine bakıyor.
İşte bu kusurdan, yani şu bedenine sahiplenmek, dolayısıyla beden bir çekirdektir. Onun açılımı dünyadır. Onunla alakalı, beden ve onunla alakalı şeylerden fark edip koparsan, kopmak demek yapmamak, işlememek, bilmemek, almamak değil. Bilmek, Allah adına kullanmak ve yapmak, sahiplenmemek. Teberri edip o fani mahbubattan, o fani mahbubat, hub, yani mahbub olmuş, sevgili olmuştan kat alaka etmek ve o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiyeye hasr muhabbeti ifade eden ya baki, yani entel baki, mahbubu baki hasr muhabbetmiş birincisi. Yani ya baki nidadır. Ey baki. Yani sen bütün muhabbetlerin kaynağı sensin. Her şeyin menbaı sensin. Sen bakisin. Sen tanımlamadır yani. Ey Allah'ım. Sen böyle bir şeysin. Sen Allah'sın. Başka bir şeysin. Tamam. Allah'sın. İkincisi ise ya baki entel baki'deki ya baki entel baki bu. İkincisi ise o bütün masiva Allah'tan, yani Allah'ın adına olmayan şu mevcudattan alakayı kesince insan bir boşluğa düşüyor. O boşluğu da dolduran ikinci kelimedir. Yani birincisi Allah'ı tanımlamak, Allah bakidir. İkinci kelime ise ya baki entel baki demekle o bakiye aynadarlık olmaktan ruhun ihtiyacını gidermek. Birincisine istindat, ikincisine istinat diyebilir miyiz Orhan abi? Birincisine yok, istinat. Yani dayanak. Allah. Allah'a iman. Nokta istinat. Çünkü bak. Hani sıyrılmak ya abi. O zaman istindatla ihtiyaçla. Yok, onu ilk önce kabul etmek. Sonra sıyrılmak. Bir kere bilmek. Bak ne diyor? Onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye, mahbubu bakiye Allah'a karşı has-ı muhabbet ifade eden. Ona has. Yani şu muhabbetteki benim sistem senin şuunattan geliyor. Şuunat-ı zatiyendir. Yani bu odur. Bu ondan gelmiş. O zaman ona bağlamam gerekiyor. De manasını ifade eden ya baki, ey baki, entel baki, yalnız sen bakisin olan biricim cümlesi diyor ki ne demek? Bak buradakini söylüyorum. Baki hakiki yalnız sensin. Birinci cümlede şöyle diyoruz. Bak ya baki entel baki de şöyle diyoruz. Baki hakiki yalnız sensin. Masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Bitti. Birinci manası bir de okuyorum. Baki hakiki yalnız sensin. Masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Manasını ifade ediyor. Manasını ifade ediyor. Mana bu, birincisi bu. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar diğerleri, madem o hadsiz mahbubat fanidirler, senin dışında her şey, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel, ben onları ya baki, entel baki demekle bırakıyor. Yani mevcudat beni bırakıp gidiyor. Beni bırakıyor ceset. Bak bu mu? Bu muydu? Kanser binmiş, yaşlılık binmiş, tansiyon binmiş, kalp binmiş, bir sürü
Hat ve saba gelmez, duygular gelmiş. Acayip acayip, garip hisler var. Yani vücut elveda diyor. O zaman onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyor. Yalnız sen bakisin, birinci kelimenin hala devam ediyor. Yalnız sen bakisin ve senin ipkan ile, senin tutmanla, varlığın ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikat ederim. Yani mevcudat, yalnız sen bakisin. Kendi başına mevcudat duramaz. Senin tutmanla duruyor. Senin devam vermenle devam ediyor. Ben buna itikat ederim. Öyleyse Allah'a hitap, ya baki, konuşuyoruz şimdi Allah'la. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp böyle bir halet gelişti. Yani bu nida, bu ruhun bir serzenişi, bir nidası, bir münacatı, bir yakarışı, yalvarışı bu yani. O zaman diyor ki işte bu yakarışı, nidası, serzenişi, ifadelenişini, komprimine halet deniliyor. İşte bu haletteyken hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. O sevgili putlaştırdığımız mevcudatın şeylerinden, alakasından vazgeçiyor. Hüsn ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür. Hüsn ve cemallerin üstünde. Sen arabana mı demiştik? Senle mi gidiyorduk? Önümüzde bir tane araba vardı. Çok lüks. Dedim ki hangi araba bu dedim. İşte Mercedes mi Audi mi dedi. Ha Audi. Abi Audi dedi. İyi bak dedim. Üzerinde yazı var. O da şoför. İyice yanaştı dibine kadar. Abi dedi, dört tane halka var Audi. Üzerinde yazı var kardeş. Esas marka değil. Abi ya. Deli olacağım dedi ya. Üzerinde ne yazısı var işte, yok. Bak fani Audi yazıyor. Fani göremezsen kalbe giriyor. Markayı şöyle yaparsan. Fani Mercedes. Fani Volkswagen. Fani Opel dersen kalbe girmez. Beşeriyete girer. Ama vay be ne araba abi be, Allah namına bakmasak kalbe tak diye giriyor aşağıya. O zaman derecesine göre putlaşmaya başlıyor. Tabii kız da öyle. Kız tarafı ise erkek için intihar ediyor. Erkek ise kız için. Putlaşmasa intihar eder mi? Siz en ufak dişiniz ağrısı hemen hastaneye koşmuyor musunuz? Düşünebiliyor musun? Hayatın tümünü veriyorsun. Allah komple 24 saatin bir saati namaza kafi vermiyorsun. Kız için ömrünü veriyorsun. Madem beni sevmiyorsun öyle mi? Ben de bu hayattan vazgeçiyorum. Niye? Hayat senin üzerine kurulmuş. Sen yoksan hayat yoktur diyor. Öyle değil mi? Sen yoksan hayatın ne manası var? Haşa sanki Allah. Allah yoksa hayatın manası mı olur? Kız yoksa hayat yoktur. Ne hayatı? Yaşamaya değmez. Yaşamak mı denilir buna? Her şey yoktur. Her şeyi yok etmiş senin yokluğun. Beni bile yok etmiş. Ben sanki var mıyım? Var zannediyorum. Şimdi anladım ki ben yokum. Yokluğa vücut mu verilir? Hadi eyvallah diyor. Onların kızı sevdiği kadar aşık olduğu kadar onda birini ben Allah'a aşık olsam, köpek sahibini sevdiği kadar ben onda birini peygamberi ve Allah'a sevsem, bir hafta sürmez evliya olur.
Pazarda elma satan pazarcı elma 1 lira, elma 1 lira, elma elma buyur abla, buyur abi, elma 1 lira dediği kadar, bir günde dediği kadar. Ben bir ayda Risale-i Nur, Risale-i Nur sana dese ben veli olurum. Allah güzel abi. He? Allah güzel. Allah güzel. Allah desem sana. Adam var ya, buna ait Muhammed'i de mi yazıyor bir yerde yazıyor. Anlatmıştım ya. Adam bir tanesi çoban. Ondan sonra padişahın kızı oradan geçerken işte kafile. Aşık oluyor. Lan sen kimsin lan? Ama gönül ferman dinlemez işte. Adam aşık oluyor falan, dertleniyor. Ona git, buna git, ona. Herkes diyor lan manyak mısın lan sen de? Çobanın birisi o padişahla padişahın kızına şey olur mu? Bak şimdi. En son çare ne yapacağız? En son bir aleme gidiyor. Ya bunun çaresi yok mu diyor ya falan. Var oğlum demiş. Huu, gözler açılmış. Şimdi kadar hiç yok. Demiş ki, dediğimi yaparsan olur. Her gün şu kadar 70 bin işte, şu kadar kelime-i tevhid, kelime-i temcid falan, şunları çekeceksin. Allah, Allah mesela. İşte şu kadar çek demiş. Allah, Allah. Olur mu? Olur. Allah dağ ova yapar. Ovayı da dağ yapar. Padişah sana hizmetçi yapar, sen de padişah olursun. Çok kolay. Allah'ın kudretine göre bir şey olur. Tamam demiş, hakikaten doğru ya. Allah'ı devreye sokmak. Torpil yaptırmak Allah'a. Tamam mı? Padişahla çoban arasında Allah torpil yapacak. Basta. Adam almış tesbihim. Sırf kızı ulaşmak için. Kızı almak için Allah dedi yani. Allah, Allah için demedi. Kızı almak için Allah dedi. Allah, 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 Allah. Çünkü derken bunun garip ne kadar ayı, yalandan dahi dese Allah böyle bir Allah'tır. Kız için dediği halde Allah buna harikalar veriyor. Dalgalar yayılıyor. Bunun feyizleri nam oluyor. Alemlere duyuluyor. Haller oluyor. Kerametler oluyor. İstidraç da yok mu? Var. Yani istidraç da var. Ama şeyler oluyor. Bu nam uçuyor. Hakikaten Allah Allah diyor. Gelen şifa buluyor. Giden derdi çözülüyor. Elini sürüyor, düzeliyor. Bu padişaha kadar gidiyor. Padişahın da derdi varmış. Öyle. Ondan sonra. Bu namı günce kim giderse hastalar şifa buluyor, dertliler derman buluyor, köyler açıyor, bilmem neler oluyor. Ondan sonra padişahın da şöyle, padişaha da şifa oluyor. Ondan sonra hemen yavrini gönderiyor. Yani saraya gidiyor. Ya kabul ederler mi, lütfederler mi böyle feyzi? Ya kızımı ona versem diye adam yalvarıyor padişah. Çoban ne diyor biliyor musun? Tahmin edin ne der biliyor musun? Oo öyle mi ya falan. Veya alttan alıyor. E tabi bakarız falan demiyor. Diyor ki ben kız için Allah dedim. Allah için demedim. Bu hale aldım. Bundan sonra bunu reddederek Allah'ı Allah için diyeceğim. Allah'ı Allah için demediğim halde bana bunu veren Allah Allah için denilirse ne vermez? Allah sen adım atacaksın. Allah cevap vermeyecek. Ben böyle bir şey bilmiyorum. Ayette diyor ki bana bir adım atarsanız ben sizden 10 adım uzaklaşırım demiyor. 10 adım gelir. Tabi tabir o. Allah'ı anlamamışız ki yani. Allah böyle bir arkadaş yani istepne lastik gibi, tövbe estağfurullah. Ne demek biliyor musun istepne lastik? Kaza, bela, musibet, cenaze, kanser, tansiyon, kalp olduğu zaman Allah. Yani lastik patlar da, lastik, istepne lastiği kalalan var mı? Patlarsa değeri olur değil mi? Patlamadıkça istepne lastiğin arabada olduğundan bile farkında bile değiliz. Öyle değil mi? Hani adeta Allah hayatımızda hiç yok, hiç girmemiş. Ne ticarette var, ne evlenirken var, ne evde var, ne ticarette var, ne dava seçerken yok. Cemaat içinde ikemeli Allah yok. Ne derler? Ayıp olur, liderimdir, önderimdir falan. Allah yok ki. Allah olsa dini hakim olurdu. Edile-i şer'i hakim olurdu. Allah haram diyor, adam helal diyor. Dini haram bir şey helal diyor. Bu bildiği var diyor. Allah sana hakim olsaydı öyle diyebilir miydin? Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Şimdi istepne lastik gibi. Cenaze olacak. Deprem olacak. Hastan olacak. Ne yapacaksın? Bu sefer... Hani lastik patladı takalım şimdi gibi. Yani Allah haşa yani anlayışı bela ve musibet dert sıkıntı döneminde takılacak şey. Müracaat edilecek bir şey. Hayatın içerisinde yok.
Ne demek onun adını yaşamak? Yani onun adına yani kopmak değil ki. Allah dedi ki içki içme. Buna bakma. Bunu haram yapma ya. Şeriatından şeriatı böyle. Sünneti seniye. E dünyanı da cennet ediyor işte. Uymamanın da bedelini ödüyoruz. Hayat görmüyor musun ya? Bu yanıp tutuşmuş yani. Türkiye'ye göre 10 katı buhran geçiriyor. Maddi imkanlar Türkiye'den en katı almaya ama kimi tutarsan gözünü kapa. Gözünü kapa. Onundan onu da hepsi deli ya. Hepsi sıkıntı biz. Abi biz de tabii ya. Sıkıntısız ben bir insana rastlamadım ki. Buhran, panik, panik atak, depresyon. Ya ailevi sorunu, kendi sorunu çözemiyor. Ya ben ömrümde kimseye pek rastlamadım. Bir tanesi diyor bugün. Abi Almanya'daymış, çok sevindim, çok sevindim falan geliyorum. Neyse, tamam kardeş falan. Ya abi gelmem lazım falan. Kardeş gerek yok ya, çok uzak ya, 370 kilometre ne geleceksin ya. Tamam telefonla gel. Abi ben çok görmek istiyorum falan. Ya kardeş ya, tamam işte. Böyle. Abi ya müsaade, bir dakika. İflas mı ettin, psikolojin mi bozuk? Çünkü bana ya iflas eden ya da psikoloji bozuklar şey yapar. Anladın mı? Aha istisna yok mu? Var sizin gibi. Çünkü eş istepne koyayım diye. Ya bana da biraz şey yapın. Nazar musamma ile bakın. Çünkü ömrüm böyle geçiyor ya. Ondan sonra abi Allah için seni arıyorum diyor. Bir tanesi vardı. Ben aradım. Tekstil fabrikasının sahibi. Malatyalı. Duyar bu sesi. Bir gün aradım. Hatırıma geldi ya Kur'an okurken. Aradım. Buyur, o hocam sen misin? Aynı üslup. Evet benim. Nasıl? İyiyim hocam. İşte ne? İşte. İyi hocam siz de devam edin. Bu üslup. Peki kardeşim. Peki. Allah kolaylığını artırsın. Bir dakika hocam. Bir dakika. Katamam. Hocam beni niye aradın? Üslup böyleydi ha. Kesik kesik. İyiyim. İyiyiz. İşten iyiyim. Dedim kardeş Allah için aradım. Ne? Yani şimdi bir şey istemeyecek misin dedi. Kardeş sen beni herhalde tanımıyorsun. Bir dakika hocam kapat ne olur. Kapat ben arıyorum seni. Yok yok dedi kapattı. Aynı adam değil başka adam. Oh hocam Allah aşkına dedi ya. Beni Allah için arayan bir adam olsun dedi ya. Sen beni Allah için aradın. Ulan tamam kaç defa diyorsun tamam. Ben Allah için aradım lan. Ne yapacağım lan ben? Dünyada işimi bitirmişim ya. Allah Allah diyor ya. Elhamdülillah ne güzelmiş ya dedi. Beni Allah için hatırladın dedi ya. Bu ne acayip bir şey ya. Acayip bir şey ya. Senin servetin yoksa, makamın yoksa, bir para bir şey getirmiyor, aidat verin. Senin ne değerin var ki? Öyle bakılıyor. Sen zaten değerin olsaydı tepeden zaten Allah sana verirdi. Vermediğini göre pek kıymeti yok. Arkadaş hayatın içinden geliyorum ben. Parkura yandan girmemiş. 17 yaşından beri bu işlerin içindeyim. Ben bunun çıraklığını yapıyorum bu işlerin. Çıraklık, çıraklık. Allah bize yardım etsin. Peki niçin anlatıyorsun? Hayatın içerisine Allah'ı koyamasak, evlenirken ölçüyü yapmasak, uçuyorum, kaçıyorum, seviyorum. Yandım, piştim, kül oldum, köfte oldum. Bedeli bak. Ya intihar, ya hastane, ya psikolojik sorunlar. Ondan sonra bakıyorsun, kaportası iyi. Abası var mı? Var. Evi var mı? Var. Dini var mı? Yok. Namazı var mı? Yok. Davası mı? Ondan sonra bak çocuklar da ortaya çıktı. Satsan satılmıyor, boşasan boşanmıyor. Ha işte bak. Dini var mı? Davası var mı? Yok sormadık. Abası var mı? Var. Evi var mı? Var. Verdim gitti. Dini soru olur. Parası soru olur demedik. Ben yalan mı söylüyorum? Keşke yalan söylesem bunu. Bak bir tanesi var. Çok acayip. Hocam diyor. Benim dünyamda kız diyor. Bağlamaya da burada. Hocam dinden başka ölçü olmaz. Din ve ahlak. Dava adam. İdealist ama. Bana dedi. Dedim kardeşim ben bu işlerle uğraşmıyorum. Vesile olmuyorum. Ha burama gelmiş. Dilim yanmış. Urfa biberi bile değil. Ben uğraşmıyorum. Yalvardı yakardı. Hocam vesile ol. Tamam peki. Çıkarsa sana söylerim. Hakikaten harika birisi çıktı. Yani kirada annesiyle kalıyor. Annesine ayrı şey değil. Annesine de kendisi bakıyor. Hakikaten dava adamı. Dershaneye yüklenmiş. Evini zaruri ihtiyaçtan giderdikten sonra dershaneye aktarıyor parasını. O şehirde.
Dedim ki böyle böyle birisi var. İlk sordu şu. Hocam kirada mı? Ulan davada mı dedim ya. Ne kirası? Ondan sonra vallahi kabul etmedi. Bak oruç tutarım yalan söylüyorsan. Vallahi kabul etmedi. Tamam ama abi dedi ya şey de olsaydı. Ya. İşte ilk önce dünya olursa Allah Resulü diyor ki evlilik şu sebeple olur. Bir, dini için. İki, malı için. Üç, güzelliği için. Eğer siz dini değil, malı ve güzelliği için, dininin dışında hangi sebep için evleniyorsanız bedeli cezası dünyada nedir? Onda mahrum olmaktır. Maddesi içinse maddesine mahrum olacaksın. Güzelliği içinse sana zebani gibi gelecek evde sana. İlk önce din. Tek bir yerde Kastamonu 252'de bir başka din demiyor. Bunu da nazar itibarı alın. Ben bu asırda onu kullanıyorum. Din değil. Bir seciye. Karakter, huy. Sonra din. 252 Kastamonu. Benim işim dediğim bu ya. Çıraklıktan geliyorum bu işin için. Sayfayı söylüyorum. Küfüvü şeri denilen diyor. Seciyeten ve diyaneten diye geçiyor. İlk önce seciye. Ne demek? Dindar erkek veya kız. Acayip dini şey ama ahlaksız, geçimsiz, huysuz, bağnaz. Ulan bunu alacağına zaten başına bela oluyor. Tamam? Erkek söylüyor kadın. İlk önce ustad seciye diyor. Karakter, soy. Unutulmuş bir ölçü. Soy, nesep. Yani seciyenin içinde bu. Karakter, huy. Bunu nasıl tanıyacağız? Arkadaşına soy, huyunu sana söylesin. Soysuz, nesepsiz, nereden olduğu belli olmayan. Belki de affedersiniz, bilavelet. Nikahsız olmuş belki. Öyle ya bu Almanya'da flört yapıyorlar, geziyorlar, beraber oluyorlar. Hamile kaldı eyvah ne yapalım aileler diyor. Hadi bir nikah yapalım. Evleniyorlar. Oysa nikahtan önce rahmı madere düştü adam. Bilavelet. Bizim tabirle piç. Ben Lazca söylüyorum. Öyle değil mi? Nikahtan önce olmuş bu. Nikah üstünü örtüyorsun ama döllenen çocuk değişmedi ki. Geriye gitmiyor ki. Zina yapmış oluyor. Zina tabii ya. Ona zina demeyen zaten ki imanı gider. Nikahsız kızla beraber, kadınla beraber zinadır. Zina ile meydana gelen çocuk zina hükmü kalkar mı? Arkadaşlar ben neşter atıyorum yaraya. Onun için beni sevmezler. Çoğu sevmez. Ustad dedi beni sevmezler. Ben yaraya merhem sürmüyorum. Uyuşturmuyorum. Ben neşter atıyorum. Flörtte ne ondan karı olur ne koca olur. Pastanede, postanede tanışılanla eş mi olur? İlk önce seciyeten sonra diyaneten arayacaksın arkadaş. Peki ya bunlarla ne giriyorsun? Hayatın içerisiyle ben bunu anlatmasam bana yavan geliyor. Eyleme dönüştürmesem ya baki entel baki ben nasıl izah edeceğim ben bunu? Bazılar diyor, nereden nereye atlıyorsun? Atlamak değil, hayata uyguladım. Ya bakiyen tel baki. İlk önce Allah. Yani Allah ifade etmek değil. Hayatın her safhasında sünnet-i seni ölçü yapmak. Öyle diyor ya. Allah'ı seviyorsunuz. Nereden belli? Allah diyor ki, beni sevdiğini şöyle göstereceksin. İn küntüm tuhubun Allah fettebiyunu yuhbikkumullah. Allah'ı seviyor musunuz? Sevdiğime ittiba et. Sünnet-i seni. Öyle mi demiyor mu? Beni sevdiğinizi sünnet-i seniye ittiba nispetinde gözüküyor. Hayatımızda sünneti yok, Allah'ı seviyoruz. Yala, kimi aldatıyorsun? Namaz yok, oruç yok, Allah'ı seviyorum. Hak yok, hukuk yok, ölçü yaparken. Dile-i şer'i nazar alacağız kardeşim. Hiç kimsenin hatırı nazara alınmaz. Allah'ın nazarına karşı nazar olmaz, hatır olmaz. Din böyle demişse böyledir. Bitti. Hüsn ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür. Alakayı kalbi keser. Her şey ağır. Bak dün işte, dün ikindi de gömüldü değil mi abi? Bir abimiz, Türkiye'de çok meşhur bir abi. Bak, yani hakikaten damgayı görüyorum yani. Ulan fani ya. Ben onunla ne kadar askerde hizmet etmiştim. Ne kadar hizmet etmiştim. Fındıkzade'de, Kağıthane'de o kadar değil. Fındıkzade ve Hasköy'de. Hasköy'deki hizmeti onunla beraber attık. Ama yok. Dün gitti. Yani çok tuhaf ya. Nesine güveneceksin ya?
Ha, 1,5 ayda gidiyor. Lan 1,5 ayda adam mı ölür ya? Ölüyor işte. Halsızım demiş. Cemaattaki doktora söylüyor. Abi ilaç veriyorlar mı? Yok. E bir tahlil edelim abi. Bakın lösemi. Tak 1,5 ay sonra hadi ahirete. Bugün ne dedim biliyor musun? Ulan ne bahtiyar adamsın dedim ya. Tam zirvedeyken hizmetin hiçbir tane fiyasko vermeden çekip gittin ya. Ulan dedim hakikaten kurtardım. Hiç acımadı mı? Kurtardı ya. Yetti ya. Yaptıkları yeter ona. Acayip bir şey. Bazen üzülüyorum biliyor musun? Bazen aburuma gelince üzülüyorum ya. Ulan dedim ya. Bulaşmadan gitti ya. Fitnelerle boğuşmadan şey yapmadan. Acayip bir şey ya. Bazen yoruluyor insan ya. Şey de mi boğuluyor? İhanet böyle. Müslümanın yan şeyinden, ihanetinden, İslamiyet'in. Bak. Kalbi ne yapıyor? Alakayı kalbi kesiyor. Lanet olsun şu dünya. Ahirete bakmayın yüzü. Eğer kesmese, kalbi mahsul Allah'tan, Allah adına kesmese, mahbupları adedince manevi ceryalar oluyor. Mahbupları. Allah adına kesmedin mi? Neyi seviyorsan ceria oluyor. Ceria, hani sarı irin var ya irin, yani toplanıyor. Onun gibi oluyor. Neşter vurunca da ağrıyor. Abi işte bu derste neşter vuruyor ya. Abi çok acayip şey yapıyorsun ya. Ne yapayım kardeşim? Nasıl ders alacağız ya? Hayata indirgenmeyen dersi ben ne yapayım ya? Biz Hristiyan mıyız ya? Kilisede amen. Kilisede şarap içeceksin. İstersen içme. İsa Aleyhisselam'a terstir. Tövbe yani. İsa diyemeyeyim de. Yezus. Yani onların inandığı şarap içeceksin. Dışarıya bir çıkıyorsun, araba bir çıkıyorsun. Polis çeviriyor. Niye şarap içtin diyor. Onun hayatla kilise çatışıyor. Şimdi onun adına her ne seviyorsak ceriha oluyor. Yansıyor. Zahirde ilk önce böyle parlak gözüküyor. Neye benziyor biliyor musun? Kaporta çürümüş. Satmak için gelin süsler gibi süslüyor, pisliyor. Üzerine macun gibi bir şey de belki de sürer. Bir boya atıyor. Oysa kaporta çürük. Yumruk vursan içeri girer. Eğer kesmezse mahbupları adedince manevi ceryalar oluyor. İkinci cümle olan, onu okuyacağım kesiyorum. İkinci cümle, ya baki entel baki, bu bir. Ya baki entel baki, ikinci cümle. İkinci cümlesi ise, o adsiz cerihalara, yani o çıkan yaralar vardı ya, irin. Allah adına olmayan o sevgililer vardı ya, onlarla alaka peyda edince ceriha oluyor. O cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani, ya baki, diyor, ne demek biliyor musun? Bak İsmail. Ya baki. Madem sen bakisin. Yeter. Her şeye bedelsin. Kanser misin? Ya Rabbi sen varsın. Kanser olsan ne olur? Adamın ruhu kanser. Bedeni sağlam olsan ne olur? Din yok ruhunda. Cesedi sağlam. Olsan ne olur? Ruhu kanser. Seratan. Adam cesedi kanser. Ruhu sıyrılmış. O sen ne olur? Bak. Ya baki, yani madem sen bakisin, yeter. Her şeye bedelsin. Kızdan daha güzeldir Allah. Baklavadan daha lezzetlidir. Arabadan daha keyiflidir. Cebindeki paradan daha fazla ısıtır sizi Allah. Eyleme dönüştürüyor. Çocuk ağlıyor. Ağlıyor. Sabah karşı gece yarısı kalkıp altını temizliyor ve emsiriyor. Tamam. Biraz sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber sabah namazına kalkmıyor. Ben de diyorum ki çocuğu sevdiğin kadar Allah'ı sevsen namazda olur. Çocuğu sevdiğin için muamelesi bu. Allah'ı sevdiğin için yatak. Madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Her şeye bedelsin. Bunu bir hazmetsen var ya ben. Her şeye bedelsin Allah'ım. Her şeye bedelsin. Her şeye bedelsin, her şeye bedelsin, her şeye bedelsin. Her şeye bedelsin, her şey, her şey, her şey bedelsin, bedelsin, bedelsin. Bir nevi ise aşağıya. Bu konuşuyoruz sizle. Konuşuyoruz mu bir şey değil. Madem sen varsın, her şey var. Lan ölüyorum. Hayat yok. Hayır. Madem sen varsın, her şey var.
Sen yoksan dünyamda hiçbir şey de yok. Madem sen varsın, her şey var. Dünyanın üç yüzü vardı, hatırlar mısınız? 32. sözde diyor. Bir. Ahirete bakan yüzü. Ahirete bakan yüzü. Esma'ya bakan yüzü. Esma'ya bakan yüzü. Nefse bakan yüzü. Tebrik ederim. Tabii ya. Böyle. Nurcu böyle olacaktı. 300. Ha. Madem sen varsın, her şey var. Yani onu buldun, her şeyi buldun. Onu kaybettin, neyi bulursan başına bela buldun. Mektubatta değil mi? Madem Allah var, her şey var. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal. Yani dün okumuştuk değil mi? Allah korkusu ve Allah sevgisi diye bir ders yapmıştık. Şeyden. Sözlerden miydi? Yapmıştık. Allah sevgisi ve korkusu diye orada. Bir şeyi sevmenin üç sebebi var. Ya cemaldir, sebebi muhabbet, ya hüsündür, ya ihsandır, ya kemaldir. Umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı ve pek çok işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i Esma-i Hüsna'nın gölgelerinin gölgeleridir. Yani neyi seviyoruz? Cümle bitti. Dersimiz bitti. Neyi seviyoruz? Neymiş biliyor musunuz? Elime bakar mısınız? Pek fazla şey yapmıyor ama şu elimin gölgesi. Siz oradan görmüyorsunuz. Bak elimin gölgesi var. Bununla bunun arasında fark ne kadardır? Sonsuzdur. Niye? Bu canlıdır. Bu cansız. Arasındaki fark sonsuz. Buna bakarak dindarın dinsizin, beyazın siyahın olduğunu anlamazsınız. Birinci gölge bu. Arasındaki fark sonsuz. Şimdi bunun da bir gölgesi olsa, bununla bunun arasındaki fark gibi 2 ile 3 arasındaki fark kadardır. Bir de bunun gölgesi olsa, bir de bunun gölgesi olsa, bir de onun 70 bin gölgenin en son 70 bin gölgeye gelseniz nereye geliyor musunuz biliyor musunuz? Neresi? Neresi orası? Alişan. Şu dünya. Doğru. Dünya. Geri git. Şimdi dünyanın 70 katı böyle geri git katlanarak ahiret nasıl? Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne insan hayal edebilmiş. Kalbi beşere hutur etmiş, edememiş. Hayal edebiliyor musun şimdi cenneti? Cehennem de böyle tabii. Bak, bunun gölgesi. Fark, bu canlı, bu cansız. Buraya bakarak beyazın siyahının belli olmaz. Fark sonsuz. Bir, bununla bunun da bir gölgesi. Bunun da bir gölgesi olsa İsmail, bir de gölge, 70 bin. 70 bin gölge bu işte sevdiğimiz hanımımız, kızımız, paramız, malımız. 70 bin hali bu. Bedenimiz, beden. Şu ceset. Selahattin abi, şu cesedin 70 bin geçmiş hali. Şimdi geri git bedenin aslına doğru. Şu bedenin 70 bin aslına bak şimdi. Vay be. En azından haşa tobesto, ahiret olmasa bile bu düşünce insanı cennet yapar ya. Bir kat çıksak bile demez adam. 70 bin okuyor. Adam Alman'a sorduk işte. Bir kat evet 70 bin. Alman'a sorduk İsmail, İbrahim de oradaydı. Ya peki ölüme nasıl bakıyorsun? Şöyle yaptı at sürüyor. Adam unutuyor. Unutmak için içki içmiş. Evet. Biz ata biniyoruz diyoruz ki ölümü nasıl ne düşünüyorsun? Nereden geldiniz? Bir de tabela asacak. Bir de tabela asacak. Ben hemen afenden şunlar geldiği zaman asla ata bindirmeyin. Ya öyle sorular soruyor ki diyor. Ben nereden bileyim diyor. Şikayet ediyor arkaya. Bu ne biçim sorular soruyor? Yanındayım ya. Soru soruyoruz. Hasan abi biraz daha konuşsa secdeye çeker. Acayip ya. Ben nereden bileyim diyor. Arkaya diyor. Bu ne biçim sorular soruyor diyor. Bizi arkaya şikayet ediyor arabaya. Python'a. Bu ne biçim sorular soruyor diyor. Allah Allah. Ya acayip bir şey ya. Şimdi bu dünya Esma'nın 70 bin gölgesini. Kalbi vermeye değer
bedenle meşgul olmaya değer. Bedene bin arabaya, arabayı garaja koy, kalbine koyma. Parayı cebine koy, kalbine koyma. Yani Allah adına işlemeli, yapmalı, vermeli, almalı. Allah adına olduğunun alameti de sünnet-i seniyedir. Onun dışındaki hepsi yalandır. Kendini aldatmaktır, kendini inkar etmektir. Yalan hepsi. Hep aldanmaktır. Kimse adına, kimseye aldanma. Allah adına olduğuna sünnet-i seniye, edile-i şeriye gösteriyorsa doğrudur. Gerisi yalandır. Vâhır davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-salavâtı.